Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir yandan niyeyse Resident Evil diyecektim. Silent Hill 3'e devam ediyoruz. Değişik böyle bir binadayız. Hem sanat galerisi var, araba parçalarının satıldığı yer var. Herhalde bir alışveriş merkezi gibi de değil gibi de ofisleri var gibi de. Şuradaki parçayı yeni gördüm bu arada. He, yok. Şu tarafta da varmış. Dedim koltuğun üstünde bir şey mi var acaba? En son burada bir kova gördük sanırsam, yani öyle tahmin ediyorum. Bu kovada bir bunların hepsini birleştirip olmuyordu değil mi? Şu kovanın önüne gel bakayım bir. Ne bileyim, kovaya ciğer, asit bir şeyler döküp. Tamam, bir şey daha karıştıracağız. Oksijen tek başına kabul görmüyor. Resim bulmacamız var. Biz 5. kattayız. Daha gitmediğimiz yerler var. Şimdi onları bir hatırlayalım. Gün gün ara verdiğimiz için. 4. katta kilitli iki kapımız var. Sanırsam burayı açtıktan sonra bu kapılar açılıyor. Hepsinde böyle mavimsi bir ışık gibi bir şey var. Üçüncü kata hiç gitmemişiz. Bir de çıkışta bir yaratığımız var. Soru işareti var. Birinci katta da bir kırmızı çizgili bir kapı var. Şöyle göstereyim. Aynen şurada. Koyu renkle çizilmiş. Orada yaratık var. İkinci kat. İkinci katta her şeyi yapmışız. İkinci katta bir şey yok. Kırmızı kilitli kapı da yok. Biz 5'teyiz. Ya 6'ya gideceğiz ya da başka yere. Burası kilitliymiş. Daha doğrusu kapı şey. Ha, oraya gidemiyoruz. Bu koridorun sonuna git desem gidebilecek misin? Hiçbir şey yok. Of, müzik biraz durdu. Oyunun müzikleri çok etkili ama. Kibrit. Artık benim için sigara yok, sağlığım için bıraktım. Allah Allah, sen içiyor muydun ki? Burada da işim bitti. Hemen çık, sola dön veyahut da karşıdan git, asansörlere dön. Ne demek istediğimi anladınız mı? Buradan çıkar çıkmaz sola dönersek orada bir kapı var girmediğimiz. Error açık değilse o iki yönlü okun olduğu yerden asansörlere dönüp başka yeri deneyebiliriz. Bakacağız. Yahu.
Yukarıdayız. Hemen şu karşı çapraz. Asansör şurası. Bu arada kibriti aldık. Kibrit aldık. Bir şirketin konferans salonundaydı. Görünüşe göre birinin sigarasını yakmak için kullanılmış. Bu maddeyi yaralar dezenfekte eder. Genelde köpürürdür. Ya onu burada kullanmayacağını biliyorum. Sadece birleşiyor mu acaba? Şimdi biz 5'teydik herhalde. 5'e gitmez diye bir muhabbet etmiştik. 6 çalışmıyor. Üçte mi çalışmıyordu? Kibrit. Sıvı bir şeyimiz var. Oksijen. Bir de ne? Ciğer paketimiz var. Girmediğimiz oda. Şurası kırmızı kapı. Diğer bütün bloğu engelliyor. Kilitli kapı. Başka girmediğim bir yer yok. Burası ikinci kat. İkinci katta da bazı yerler engelli. Tekrardan bu malzemelerle şeye mi gideceğiz acaba? Üçüncü kata hiçbir şekilde gidilmiyordu. Dördüncü kat sadece asansör çalışıyor. İki tarafı da kapalı şey var. O zaman çık buradan. Şu resmin oraya bir daha git. Deneyeceğiz. Burası mıydı? Karşıdaki oda. Şimdi geldik. O hepsini üçünü de. Nasıl bir mantık abi? Ciğeri de birleştirdik herhalde. Hayda, bu ne? Beş tane adamın kulağı mı var? Bir tane de ağız var. Ne anlama gelir? He, buradan kapı gidiş varmış. Allah'ım, ben de dedim ki bulmaca mı çözeceğim? Aa, burası şey mi? Yo, hala dördüncü kattayız. Üçe mi gideceğiz? Bu ne olabilir? Daha önceden okuduğum peri masalının geri kalan kısmı olabilir mi? He, yaratıkla mücadeleyi anlatıyor. Rahibe kralın ricasını kabul etti ve kasabanın kapılarına gitti. Fakat rahibe yaratığı gördüğünde onu öldürmeye çalışmak yerine sözlerle ikna etmeyi denedi.
Sen kapa çeneni, seni yiyeceğim. Yaratık Raibe'nin söylediklerinin tek kelimesini bile dinlemedi. Fakat Raibe, yaratığı vazgeçirebilmek için sözlerle ikna etmeyi denemeye devam etti. İnsanları yemek yanlış bir şeydir. Bunu bilmelisin. Yaratık bu lafın üzerine oldukça sinirlendi ve Rahibe'ye saldırdı. Tek bir güçlü darbe ile Rahibe'yi öldürdü. Bu kadar. Hikayenin devamı az sonra. Biz şimdi üçüncü kata geldik. Yok, üçüncü kata gelmemişiz. Dördün arka tarafları. Aa, bir dakika ya, pardon. Beşten şeye mi gittik? Tamam, 5'ten aşağıya indik. He, artık kilitli değil dedi. O zaman diğer tarafı da bu aşağıdan dolaşıp şöyle, o kapı da artık kilitli olmayacak. Dördüncü kata oraya girdik ve ek bir yer var. Gizli. Orada da ilk yardım paketi var. Burada da borular var. Ama hiçbir yazı yok. Lan, katanayı aldık, katanayı kullanamadık arkadaşım. Nasıl bir şey? Hop. Aşağıda bir şey var. Ve hareket ediyor. Of, yine fazla tuşa bastım ya. Sanki kullanmak istiyor musun diyecek gibi geldi. Neyse. Hadi güle güle sana. Çıkıp düz devam edeceğiz. Direkt karşımda bir kapı var. Paralar ne böyle ya? Silver. Lamba birkaç gümüş madeni paranın üzerine aydınlatıyor. Bunu daha önce de gördüm, biliyorum. Önceden bir tane almıştım. Bu yüzden gerçekten daha fazla almamalıyım. Demek istiyorum ki ben hırsız değilim. Şimdi hırsız gibi davranmış olabilirim. Gerçi. Orada standart madeni paralarınız ve faturalarınız var. Elbette ki para işe yaramayacak değil ve bunu sesi dile getirmesek de paraya sahip olmak güzel bir şey. Ama yine de parayı almadan yoluma devam edeceğim. Orada bir şeyler var. İlginç. Oraya kadar girdik ama şey yaptırmıyor. Karşıda yazı var. Duvarda bir şey yazıyor. Bu nedenle birinin hayatı zenginleşiyor. Gümüş maden paraların içinde bulunduğu çanta neyse şimdi bir kitaptaki sayıdır. Gümüş madeni paraların içinde bulunduğu çanta neyse şimdi bir kitaptaki sayıdır.
Buna rağmen kaderin fiyatı yoktur ama ah ama insanlar bunu biliyor mu? Şurada kullan bakalım. Sadece sıradan eski bir satış makinesi bu teneke kutulu içecekler satıyor. Üzerinde düşününce anlıyorum ki biraz susadım. Böyle bir yerde satılan içecekler içmek konusunda temkinliyim gerçi. Bir çeyrekliğin boyutunda gerçekten eski olduğunu hissediyorum. Ay oyunu... He. Oyunu kaydetseydik diyecektim. Nerenin anahtarı ki? Daha fazla madene para ihtiyacım yok diyor. Anahtarın üzerinde bir etiket var. Albert'ın hayat sigortası. Hayat sigortası. Biz nerenin kapısı kilitli diyorduk? Buranın değil, şuranın. Orası dikkat ederseniz pembe. Sigorta şirketine ait olabilir mi? Her taraf pembe. Diğer blok. Orada bir kilitli kapı var. Başka kilitli kapı hatırlamıyorum. Buradan çıkarsak hemen şuradan kestirmeden asansörlerin olduğu yere. Yapma güzelim. İnşallah doğru tahmin ediyorumdur. Yanlış da olabilir ama... Öyle olmazsa nereye gideceğim ki? Başka gideceğim bir yer var mı? Yok. Neresiydi? Hadi bakalım. Vallahi doğru. Tahminim doğru ya. Bence şu yukarıdaki iki yerden başla. Sanki siren falan çalıyormuş gibi ha. Hikayenin son şeyi burada mı? Kral ve halkı nazik rahibenin ölümünde gözyaşı döktüler. Tanrı onlara acıdı ve dileklerini kabul etti. Rahibeyi iyileştirdi.
Rahibe hayatında her sabah yaptığı gibi gözlerini açtı. Yaratığın sığınağına bir kez daha gitti. Aptal, bir kez daha mı ölmek istiyorsun? Hayır, bu sefer sıra sende. Rahibe yaratığı öldürmek için son defa gelmiştir. Rahibe çok çok iyi kalpli olduğundan bu görevden dolayı üzgün hissetti ama görevin tamamlanması gerekliydi. Kılıçlar ve mızraklar işe yaramaz. Oklar ve mermiler sadece geri seker. Beni öldüremezsin diyerek güldü yaratık. Fakat rahibe kılıç da mızrak da kullanmadı. Sadece bir tane büyülü söz söyledi. Tufu ego eris. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yaratık büyük bir çığlık attı. Ardından öldü ve kayboldu. Böylece kasaba sakinleri geçitlerini tekrar kullanabilecekti. Herkes rahibeye minnettarlıklarını bolca sundu ve o andan itibaren hep birlikte mutlu yaşadılar. Biz de mi bir söz söyleyeceğiz girişteki yaratığa? Tufui ego eris. Weird writing. What was that? Biz de mi bunu söyleyeceğiz? Şuraya bak. Bu tarafta bir şey var mı? Yok. İnsan şuraya bir tane ilk yardım atar. Gittiler mi? Dur, şurada ne var? Yolumun önünde bir sürü ıvır zıvır var. O zaman burası bitti. Yaratığın yanına gideceğiz. Büyülü sözleri söyleyeceğiz. He, büyülü sözü öğrenmek için bu kapının açılması lazımdı. Bu kapının açılması için anahtar atıyorum 5. kattaydı. Madeni para falan. Silent Hill, Silent Hill sen de az değilsin. Güzel ama keyifli. Seviyoruz böyle bilmece bulmaca. Doğru kapı. Hadi bakalım yaratıkla yüzleşelim. Bir arada yaratığın sesi gitti. Bu ilk hikayeydi, değil mi? Evet. Bu siren gibi bir şey çalıyor ya. Alışveriş merkezi, yani işte ne diyorsanız onun girişi. Şey de enteresan. Hilltop Center diyor. Tepe merkezi. Niyeyse hep böyle bir merkez oldu mu? Alışveriş merkezi gibi geliyor da bana. Bu bir kafe işareti. Az önce içine girdiğim One isimli kafe. Silent Hill sokaklarına mı geldik? Grafikler yani gerçekten. İkinin şehri bu kadar temiz gözükmüyordu. İki de, üç de daha temiz ya çizmişler. Yani üstünden geçmişler arabalar falan. Modellemeler. Ama şehirde kimse yok. Burası bu binada yapacak başka bir şeyim yok. Eve gitmem gerek. Eve gideceğim de güzel kızım. Haritamız yok ki. Polis arabası mı? Buradan mı gidilir evine? Peki diğer taraflarda ne var? Ben merak ederim. Şimdi geri dönerim. Oo, gidiyor bu tarafa doğru. Evet. Villa apartman. Sen hiç buraya girme. İnşallah orayı da keşke deneseydik. Belki girmeyecekti ama girilecek gibi bir gözüküyordu.
Şu polis aracında bir şey yok mu? Şu diğer taraflara bir git, en son buraya geri gel. Eve gitmem lazım, eve gitmem lazım. Ha, kapatmışlar. Yok, bir şey yokmuş. İnsan bir iki blok böyle bir şey yapardı. Atraksiyon falan. Alışveriş merkezi ayrıydı. Burası ayrı bir yerde. Burası benim evim değil. Bu sadece bir toz olduğu, endişelenecek bir şey yok. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi neyse. Orada senin evin değilmiş. Şuradan baksana şeye. Kaç numara? 102. Burası merdiven, buna ihtiyacım yok. Evim giriş katında, 102 numaralı daire. Vav, zeki kız. Orası 103 ise... ...102. Fakat burası benim evim. Neden apartmandan ayrılayım ki? Birazdan posta kutusu boş. Dışarı çıkacağız herhalde. Evde bitmeyecektir bu oyun. İleriye de bir tur atsak mı ya? Buranın neresi? 101. Tamam, daire bitmiş. Giriş katı. Çok şükür evimize geldik. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should. Dad? Dad? Oh. Harry Mason. Kötü. Ne yaptı? İkinci kata mı çıktı? Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. Another reason to fill
your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Bu ne ya? Sıkıntı. Oo, koşuyor bir de. Gel o zaman kapışalım seninle. Hadi bakalım. Bu ne böyle ya? Ne komik şey. Aa, kaçıyor ya bu. Aa. Arkasından ateş edeceğiz ha. Hayda. Yapma be. Devam et desem nereden başlatacak beni? Hiç kayıt almadık. He, of. Did you do this? Korktum vallahi. You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago for one thing. If not for him, geçemiyor muyuz? Lan ne korktum ama ha, hiç şey de almadık. Yedek de almadık. Hmm.
Hadi be, kaçtı. Bu çok şey. Sinirim bozuldu. Uğramıyorum. Bıçak darbeleri iyi arkadaşın. Ne saçma ya. Işıkta şey mi oluyor bu? Şimdi anladım. Şimdi anladım. Işıkta saçmalıyor. Işıkta saçmaladığını sonradan fark ettim. Oo, şu meşhur müzik. I don't know what to say. Then don't say anything. I'm fine, so
Just get out of here and leave me alone already! Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Kadını bulacağım ve ona ödeteceğim, söz veriyorum. Acaba babam böyle düşündüğümü bilse bana kızar mıydı? Geri döneceğim baba, söz veriyorum. Yakında eve döneceğim. Çok kötü bir şey ya, öyle insan sevdiklerini kaybetmesi. Bu şey dolap, burada yapacak bir şey yok. Televizyon ya da video kaset kaydedeceğin önemli bir olayı yok. Babamın kitaplığı önemli bir şey yok. Böyle bir durumda kim yemek yiyebilir ki, doğru. Baba neden ölmek zorundaydı? Bana dünyadaki en güçlü adam olduğunu söylemiştin.
yalancı. Kimseye ulaşamıyorum, ne polise ne de kiliseye. Şuradaki kapı bir yere açılmıyor mu? Nereye girdin kızım? Heh, kendi odası. Tam olarak ne zamandı hatırlamıyorum ama sanırım bu bebeği bir garaj satışında aldım. Onu hala seviyorum ama şu anda onunla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Yorgunluktan ölüyorum ama şu an uyuyabileceğini sanmıyorum. Ayrıca Douglas dışarıda beni bekliyor. Bu sadece bir film posteri. Bir şey yazdı, yine kaçırdık ya. O şey mi bu? Bak bu da ekstra. Şok aleti miydi? Neydi bu elektrik? Kötü adamları uzak tutmak için yüksek voltaj zarar vermek için onlara dokunmak zorunda. O yüzden menzili kısa. Gereksiz. Haydi gidelim artık. Neyse zaten kaydedeceğiz oyunu. Ya kaydet, başına bir iş gelmesin ya. Bir dakika sonra zaten yine kaydedeceğim ama. Hiç kaydetmedik bu bölüm boyunca. Çok tehlikeli aslında. Bu tarz oyunlar için. Bir an korktum bütün bölümü baştan oynayacağım diye. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Plaka 34 mü? İstanbul. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? Donmuştur ya, kolları açık. What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry, I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, soundtrack'ı dinleyeceğiz herhalde. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Zonklamıyor. Kasabana geliyorsun bence. Maybe you're onda. Kasaba seni çağırıyor. I'm just trying to remember. My childhood.
Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. Am I still friends with Carly? A woman named Dahlia. I'm sure that I'm still alive. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. Harry Mason. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? No, I can't. After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Oh, baby. Before she died, she gave the baby to my father. Adam şok üstüne şok geçiriyor. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. Was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. Mükemmel bir sahne ya. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Buraya kadar geldik zaten. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital. Okay? Roger. Yapacağım. Burası banyo yok diyor zaten. Tamam, burada oyunu kaydedeceğiz.
Bu arada haritamız, wow, çok güzel. Peki ben neredeyim? Jack'in. He, şeydeyiz. Motel. Moteldeyiz. Aynı ikinci oyundaki hastaneye tekrardan gideceğiz. Ya böyle çok iyi ya. Tamam, az da olsa bu haritayı görmek insanı... Televizyon açmanın bir faydası yok zaten. Açsam da tüm izleyebileceğim karıncalı bir ekran. Kaydediyoruz arkadaşlar ve kaydedemiyoruz. Silent Hill Motel dedi. Evet, şu ana kadar yani oyun tarihinin en güzel sahnelerinden birisidir bence bu sahne, yaşadığımız sahneler. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz. Olaylar çözülmeye başlandı. Bütün her şeyi daha çok anladık, net anladık. Oyununu oynamadıysanız zaten Silent Hill 1'i falan veya 2'yi izlediyseniz filmlerin az çok bir şeyler kafanıza da oturmuştur. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.